Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Karayla TYT Geometri Soru Bankası kitabında ikizkenar üçgen konusundaki test ikinin çözümünü yapacağız. Kitabımızda da sayfa numarası 32 ve 33'ü çözeceğiz. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. ABC ikizkenar üçgen biçimindeki bir kağıdın arka yüzü mavi, ön yüzü sarıdır. ABC AB ve BC 20 birim ve BD de 12 birim olarak gösterilmiş. Bu kağıt BD doğrusu boyunca katlandığında oluşan şekilde DC üstüyle AB birbirine paralelmiş. Yani şunlar birbirine paralelmiş. Bu paralelliği ben kullanacağım. Peki nasıl kullanabilirim bu paralelliği? Şimdi bu bizim ikizkenar üçgen mi? Evet. Hocam bu bizim ikizkenar üçgen. Eyvallah. İkizkenarsa burada kaç ile burada kaç aynı mıdır? Aynıdır. Paralellik verilmiş için açıya da alacağım belli. Z'den dolayı burası da alfa yapar çünkü. Sen bu katlamayı yaptığın zaman üst üste binen kenarlar üst üste binen açılar birbirine eşit olmayacak mı? Evet. Alfa ise bak burası da alfa olacak. Aa, burada ne çıktı? Bir x kenar üçgen çıktı. Bu arada şu kenarla şu kenarda katlamadan dolayı eşit değil mi? Eşit. Şimdi bak burası 20 iken burası 20. Eyvallah ben buraya x dersem buraya 20-x kalır. E hocam burası da zaten x ve benden şu yeşil renkli bölgenin nesi soruluyor? Çevresi soruluyor. Arkadaşlar burada BD'yi de ben 12 olarak biliyorum. Çevreye bak bakayım. 20-x artı x artı 12 soruluyor bana. X'ler ne oldu? Cevap 32 oldu. Yani birinci soru balık kesir oldu. Geldik ki. Yukarıda biri büyük diğeri küçük olan x kenar üçgen biçimindeki karton parçaları verilmiştir. Bu karton parçaları rastgele taban kenarlarının bir kısmı üst üste gelecek şekilde yerleştirilerek şu şekilde. Taban kenarları. E konulmuş 9 verilmiş 3 verilmiş. Neresi? BC. Bak BC 3. Ve DE de 5 verilmiş. DE de 5 olarak verelim. Peki e ne yapacağız burada arkadaşlar? Yerleştirme sonucunda bunlar doğrusal olduğuna göre x kaç birimdir diye soruluyor. Şu x kenarda yükseklik çizilmiş tabana ait yükseklik tabanı iki eş parçaya bölmez mi böler. Yani burası 12 ise burası da 12 olacak. Yani buraya ne kaldı o zaman 7 kaldı. E hocam şu da ikizkenar kenar. E burada da tabanı iki eşit parçaya böler bu. Bu 7 3 daha 10 bu da 10 yapmak zorunda. O zaman x'e kaç kaldı? 5 kaldı. Evet ikinci soru böylelikle Cehan yaptı. Geldik. Üçüncü soruya. İkiz kenar var. Tabanda mevcut. İnsan olan ne yapar? Hop tabanla ait yüksekliği çizer. Çizdik. 4 4 yaptı burası. E dikten dik çizildi öklit. Hocam aşk kare P çarpı K'dan aşı bulup sonra Pisagor bağıntısından X'i buluruz ama e, direkt X'e ait öklit bağıntısı var. Direkt bu çarpı tamamı değil mi? Evet. Yani X'in karesi 9 çarpı tamamı. 9 çarpı 13. Her iki tarafı kare alırsam X kök 9 çarpı 13'e eşit olduğundan 9'da dışarıya 3 diye çıkacağından Cevabı 3 kök 13 diye buluruz. Yani 3. soru Denizli. Geldik 4'e. Ahmet dik 4 pardon Ahmet dörtgen biçimindeki bahçesini şekildeki gibi ikisi x kenar üçgen biçimindeki üç farklı parçaya ayırıyor. Evet ikisi x kenar hangi ikisi bakalım ne diyor hangi ikisi. Şimdi daha sonra A, B, E, D ve BC Bakalım A, B, e, D ve BD kenarlarına ait çift tamam şuralara ait bir çit geçiriyormuş. E köşesi A ile E köşesi arasına duvar eriyormuş. Şuraya da bir duvar eriyormuş. Eyvallah. A, B, A, C'ye eşitmiş. Şurası 100, burası da 100 verilmiş. C, E, E, D'ye eşitmiş. 50'ye 50'ymiş burası. Ve B, C 120'ymiş. Buna göre A, E kaçtır diye soruluyor arkadaşlar bize. E ne yapacağız arkadaşlar? İkiz kenar. kenar. Tamam taban mevcutsa tabanına ait CD'yi de 80 olarak vermiş zaten bana. E arkadaşlar x kenar taban yoksa insan ne yapar? Tabanına ait yüksekliği çizer. Hop şöyle yüksekliği çizdik. Burada da x kenar var. Burada da tabana ait yüksekliği çizeceğim demek ki. Burada da yüksekliği çizdik. Hocam 60 60 oldu buraları. 60 60. 6 8 13 üçgeninin 10 katından dolayı burası 80 oldu. Hocam burası da 40 40 oldu. A 3 4 5 üçgenin 10 katı olduğundan burası da 30 oldu. E şimdi burası 90 burası 90 şu x deniyor benden 90 dereceye karşılık getirmem lazım. Hop şöyle dikdörtgen oluşuyorsam 30 sa şurası 30 yapar buraya 50 kalır. E hocam burası 60 burası 40 ya burası da 100 yaptı. Pisagor 1 2 kök 5 üçgenden dolayı 50 kök 5 mi yapar burası? Evet cevap 50 kök 5 yaptı. Dördüncü soru Cihan oldu. Geldik 5'e. ABC ve BDF birer üçgen. AB ile AC birbirine eşit verilmiş. Arkadaş ikizkenar üçgen tabana ait yükseklikte çizilmiş. Burada ne yapmalıyız? Tabanı keş parçaya böler. Tabanı kullanamıyoruz ama burada. Başka ne yapmalıyız? Vallahi ikizkenar üçgende tabana ait böyle yükseklikte yani dik üçgenden bir hareketle sonucu ulaşamıyorsan mutlaka açılara dal. E burada açılara dalalım o zaman. Alfa alfa diyelim. Hocam alfa 90'sa beta yani biz burada dedik ki alfa artı beta 90 derece olsun. E hocam Alfa 90'sa burası da beta yapar. Alfa 90'sa şu büyük üçgende burası da beta yapar. A ters açıdan burası da beta. Ne çıktı? Beta'ya beta. Yani şu üçgen bir ikizkenar üçgen çıktı. E bu bir ikizkenar üçgen olduğu için tabanla mevcutsa insan olan ne yapar? Tabanına ait yüksekliği çizer. 2 2 senden ne isteniyor? AH şunu bulmaya çalışacağım. Bak. Bunu bulmaya çalışırken dikkat ettin mi? Şunu işaret ettin ya. Aa şurada bir dikdörtgen var. E şurası 5 ise burası da kaç yapar? 5 yapar. Yani bizden 5 isteniyor. Cevap balık oldu 5. soruda. Geldik 6'ya. Şimdi ABC ikizkenar üçgenmiş. ABC ve CAE noktaları doğru salmış. CAE A noktası bunun üzerinde yani. AB ile AC birbirine eşit. Şu AB ile AC'nin eşitliğini şöyle gösterelim. Sonra 90 derecede şurası verilmiş. Bak bunun tamamı değil. Sonra 15 var, 12 var. BK uzunluğu şurası 12. Hmm, ne yapmalıyız burada? Hocam x kenar hiçbir şey yapamıyorum. Tabana ait yükseklik çizsek bir işimize yarayacak mı? Şu an yaramıyor. E ne yapalım? Bir şekilde açılara dalalım. Daldık. Alfa alfa. E hocam alfa 90 burası betaysa alfa 90 burası da beta mıdır? Çünkü alfa artı beta 90 derece. i̇kisinin i̇şte, toplamı 90 olacağından beta. Ters açıdan burası da beta. A betaya beta ikizkenar kenar çıktı burada. Yani burası 8 oldu. Şimdi benden x isteniyor. Heh, Tabanla alakalı bir şey var ya tabana ait yüksekliği çizeceğim demek ki. Hocam tabana ait yüksekliği çizmeliyim burada 1. Tamam çizdik. E sonra ne olacak? Burada 15, 20. Dikkat et bunun tamamı 20. 15, 20 ne üçgeni? 25 üçgeni. Ve sen burada tabana ait yüksekliği çizdin ya. Tabanı da burada iki eş parçaya böler mi? Böler. E o zaman ben burada bu tabanla alakalı kenarları bulmak zorundayım. Hocam şuradaki dik üçgende ne var? dik çizilmiş öklit var. Aslında böyle kafadan yazabilirsiniz. 15, 20, 25 de hocam 9, 12, 15 üçgendir. 12, 16, 20 de sağlıyor. Ya biz bunu çok kullandığımız için aklınıza kalıyor. Ama ben şu haşı nasıl bulabilirim? Bir dik üçgende tabana ait yükseklik soruluyorsa alandan gidiyorduk. Alan nedir? 15 çarpı 20 bölü 2 dik kenarlar çarpımının yarısı. Ya da 25 çarpı h bölü 2. 25 çarpı h bölü 2 bölü 2'ler gider. 5'e bölsen 3, 5'e bölsen 5. Bir daha 5'e böl, 5'e böl 4. Haşı buradan 12 buluruz. H 12 çıktı. 12 20 12 16 20 üçgeni ya da 12 15 9 12 15 üçgeni oldu burası. Tamamı 25. O zaman şuraya ne kaldı? 16 kaldı. E hocam bu ikizkenar üçgendi ya. Çizilen yükseklik 16 16 diye iki eş parçaya ayıracağından 9 da burada olduğundan x'e de ne kaldı o zaman? 7 kaldı. Evet 6. soru Denizli yaptı. Geldik 7'ye. Aşağıda ABC ikizkenar üçgensel bölgesi biçimindeki bir park verilmiştir. AB ile AC birbirine eşit verilmiş. Şu ve şu kenar birbirine eşit verilmiş. Sonra AB ile AC eşit ve E'yi 13 vermiş. Burası 13 olarak verilmiş. Ve BC de 43 olarak verilmiş. BC de 43. Tamam şuraya x dersem burası da 43 x'tir değil mi? Zaten BD soruluyor bize. D noktasında bulunan Yasin ve Mirza zıt yönde aynı anda iç hızlarla harekete başlıyor. Yasin A köşesine geldiğinde Yasin'i A köşesine götürelim. Şurada parkın çevresinden gidiyor şöyle. Bu buraya geldiğinde Diğeri de nereye geliyormuş? E köşesine geliyormuş. Aynı hızlarla hareket ettikleri için gittikleri yollar aynı değil midir? Evet. Ben buraya Y dersem burası 13 artı Y ise burası da 13 artı Y'dir. O zaman gittikleri yollar birbirinin tıpkısının aynısıdır. Yani X artı 13 artı Y. X artı 13 artı Y eşittir. 43 eksi X. 43 eksi X artı Y'dir. Hocam buradan Y'ler ne oldu. Attık bunu buraya. 2X attık bunu buraya. 30. 2X 30 ise X de böylelikle kaç geldi? 15 geldi. Soruyu anlayınca soru çıkıyor. Evet geldik. Yani cevap C'ye an yaptı. Yedinci soruda geldik 8'e. Aşağıda işlem adımları ta aşağıdaki işlem adımları takip ederek bir çizim yapılıyor? AB ile AC 4 Bir ABC x kenar üçgeni çiziniz. Tamam çizelim. Şöyle bir ABC x kenar üçgeni çiziyorum ve kenar uzunlukları 4 köküçe 4 köküç olan ABC ve AB ile AC eşit olacak. BC üzerinden bir E noktası işaretliyorum şöyle. E dedik AB. Olacak şekilde D eleman AB. Evet. E dik AB. Gördüm. Çizdik. AB'den bir D noktası aldık. F'den de bir AC. AC üzerinden de bir F noktası alacakmışım. Ve EF de ne olacakmış arkadaşlar? AC'ye dik olacakmış. Noktaları belirleniyor. Bu çizimde DEF açısı 120 derece ise. Hmm, burası 120 ise. Arkadaş şurada 90 var. 90 var. 120 var. Aa, şuradaki dörtgenden. Dörtgen açıları toplam 360 ya. O zaman 90 90 180 ise bu ikisi de 180 yapacak. Yani buraya kaç derece kaldı? 60 derece kaldı. Bizden DE artı DF toplam isteniyor. Gençler ikiz kenar üçgende tabandan bir nokta kollara dikmeler çizilirse bu dikmeler toplamı bir yüksekliğe eşit ama tepeden çizilen yüksekliğe değil kenara eşit kenara ait bir yüksekliğe eşit değil miydi? Evet hocam şu, şu ikisinin toplamı burası yapar. E burada da 60-90-30 üçgen çıktı. 90'ın karşısı 4 köküsü 30'un karşısı yarısı 2 köküçtür. 60'ın karşısında kök 3 katından dolayı 6'dır. Yani şurası x burası y iken x artı y neye eşit oldu o zaman arkadaşlar? 6'ya eşit oldu. Şu ikisinin toplamı eşit kenara ait bir yüksekliğe eşit. Yani 6'ya eşit oldu. 8. soru böylelikle akçay oldu. Geldik 9'a. Aşağıdaki şekilde aralarında 12 cm uzaklık bulunan ve birbirine paralel olan D1 ve D2 doğruları verilmiştir. D2 doğrusu üzerinde 18 cm uzunluğunda AB doğru parçası çizilmiştir. Evet AB'ye doğru parçası çizilmiş burada arkadaşım. Şöyle onu belirteyim. Şöyle AB'ye doğru parçası çizilmiş. Ve buna göre diyor C noktası D1 üzerinde olduğuna göre buradan bir C noktası seçeceğim. Olmak şartıyla birbirinden farklı kaç tane ABC üçgeni çizilebilir diye soruluyor arkadaşlar bize. Hmm. Şimdi gençler bir kere tam böyle noktayı burada alırsam. Tam ortasında AB'nin orta dikmesi doğrusu üzerinde alırsam şöyle dik tabanı keş parçaya böldüğü için ikizkenarlık sağlanıyor mu? Sağlanıyor. Yani bir tane x üçgenimiz bu mu olacak arkadaşlar? Evet. Yalnız burada hangileri eşit kenarlar? Şu kenarla bu kenar birbirine eşit. Evet. Şöyle yüksekliği 12 tabanında 18 olan bir yüksek bir ikiz üçgen oluşturulabilir mi? Evet oluşturulabilir. Başka hocam şu kollar böyle yani şu kenarlar eşitken böyle bir ikiz kenar oluşturulabilir. 1 2 Bunun biraz daha böyle sağına giderek bunun biraz daha böyle sağına giderek şöyle bir ikiz kenar oluşturulabilir mi arkadaşlar? Hop hop. Yani şu kenarlar işte olacak şekilde oluşturamayız ama şurası 18 burası 18 iken böyle bir X kenar oluşturulabilir mi? Oluşturulabilir. Ee, herhangi bir aksilik yaşanıyor mu? Bakıyorum. Hocam dik çizersen böyle yükseklik 12 olacak. 18 iken burası 18 olacak. Bak dikkat et. Şöyle burası 18 iken böyle ikiz kenar arıyorum. Burası 18 olacak. Tamam. E, burası 12 olacak. Pisagor bantından burayı bulurum. Burası da 18'den küçük. Böyle bir de üçgen oluşur mu? Oluşur. Ha bu noktanın sağında böyle bir üçgen oluşturdum. Aynı şekilde solunda da böyle bir üçgen oluşturabilirim arkadaşlar. Yükseklik böyle bu AB'nin içine düşecek şekilde. E kaç tane etti? 1 kırmızı. 2 bir tık sağında. 3 bir tık solunda. Hocam başka var mı? Var. Öbürü de nasıl olur? Şu şekilde. Arkadaş böyle böyle 18 seçtik ya. Ya bu nokta biraz daha dışarıdaysa şöyle bir yerlerdeyse hocam şöyle bir ikiz kenarsa eğer yani bu ne demek burası 18 ken, burası da 18 olabilir mi? Yani yükseklik dışarı düştüğü durumda olabilir. Yükseklik dışarı düştüğü durumda da burası 12 ya 18 12 Pisagor bantından burası çıkar böyle bir üçgen olur mu? Olur. Kenar uzunlukları tam sayı olmaz ama olur. Evet buradaki AB'nin dışına düşecek şekilde bir yükseklik olduğunda böyle bir 18'e 18'lik bir ikizkenar. Hatta aynı şeyi bunun sol tarafında da böyle yapabiliriz arkadaşlar. Şöyle şöyle ikiz kenar. Bu ikiz kenar olacak şekilde. Evet. Kırmızı bir tane. Mavilerden iki tane. Siyahlardan da iki tane. Dikkat et. Şu kenarlar eşitken. Burada da 18'e 18 eşitlikleri verildiğinde. Böyle 18'e 18 maviler. Şimdi dışarıda 18'e 18 böyle 18'e 18 olduğunda. Yani toplamda kaç tane yaptı? 5 tane yaptı. Niye gelmesin böyle bir soru? Yorum sorusu. Tamamıyla yorum sorusu. Yani senin yorum gücünde ölçebilir ÖSYM. O yüzden buna dikkat et. 9. soru gerçekten güzel bir soru arkadaş. Evet cevap Edremit oldu geldik ona. Evet 5 5 6 verilmiş. BD çarpı BC isteniyor bizden. Hmm, çarpımlar isteniyor. Normalde ikizkenar üçgende taban mevcut olsaydı tabana ait yüksekliği çizerdik. İnsan olan tabana ait yüksekliği çizer diyordu. Ama burada taban verilmemiş ama tabanla alakalı bir şey verilmiş. Ne verilmiş? Hocam BD çarpı BC isteniyor bizden. He, ben bunu nasıl yapabilirim? Hocam tabanla alakalı bir şey var. Bir kere taban verilmemiş ama tabanla alakalı bir şey var. O yüzden tabana ait yüksekliği çizebiliriz. Tabana ait yüksekliği çizecek olursak. E ben buraya bir x x dersem. Şuraya da bir y dersem. Benden ne isteniyor? Y çarpı tamamı. Y artı 2x isteniyor benden. E şimdi ne yapacağım? Hocam bir burada pisagor bağıntısı var. Bir de şurada var da sağdakinin aynısı. Bir de şurada bir Pisagor bağıntısı var. Her ikisinde de H ortak mı? Ortak. İkili Pisagor'larda ortak olan kenar varsa ortak olan kenarı yalnız bırakmıyor muyduk? Evet. Yani burada H kare neye eşittir? Karesi eksi karesi. Yani 5'in karesi eksi X'in karesi. E burada soldakinde H kare neye eşit? 6'nın karesi eksi X artı Y'nin karesi değil midir? Evet. 6'nın karesi eksi X artı Y'nin karesidir. E burada 25 eksi X kare. Her ikisi de H kare eşit olduğunda bunlar birbirine eşit. 25 eksi x kare eşittir 36 eksi. Bu normalde x kare artı 2 xy y artı y kare ama önünde x var ya hepsini eksi yapar bu. Eksi x kareler gitti. Bunu buraya attık bunu buraya attık. Yani y kare artı 2 xy eşittir 36 eksi 25 yaptı. O da 11 mi yaptı? Evet. E benden bu isteniyordu. Ben burada x y'yi bulamam ki böyle. Bak benden bu değer isteniyordu. BD çarp BC isteniyordu. Arkadaş ne oldu o zaman burada? Y kare artı 2 xy isteniyormuş benden. A y kare artı 2x'ye zaten biz 11 bulduk. Cevap böylelikle ne çıktı? 11 çıktı mı? Çıktı. Evet cevap 11. Bunun ben konu anlatımında da bir değişik versiyonunu sormuştuk. Aslında bak güzel Pisagor bağıntısından çıkıyor. Bunun bir de kısa yolu var biliyor musun? Kısa yolu var bunun bir de. Çemberden çıkıyor. Çemberde kuvveti biliyorsan ama eğer. 11. sınıfta gördüysen çemberde kuvveti bilenler dinlesin şimdi. Arkadaşlar şimdi burada şöyle bir şey verilmiş ya. Onu nereye çizsem diye bakıyorum. Şuraya çizeyim istersen bak. O soruyu şuraya çiziyorum. Soru nasıldı? Şöyleydi. Dikkat. Şurası 5. Burası 5. Burası da 6 idi değil mi? Şöyle bir soruydu. Benden de şu çarpı bu isteniyor. Arkadaş dikkat eder misin? Şurada 5, 5, e o zaman ben buradan şu merkezde 5 yarı çaplı bir çember çizecek olursam. O zaman 5 yarı çaplı çember buradan geçer buradan geçer bir de burası 5 yapan Buraya kaç kaldı o zaman 1 kaldı. Şöyle bir çember mi oldu? Evet. E şurada bak benden şu isteniyor şu çarpı tamamı. A kuvvet bu. Dış kuvvet bu çarpı tamamı neye eşit? Bu çarpı tamamına eşit olacak. Ama so çembere son değdiği yere kadar. E yarı çap uzunluğu 5 ya burası da 5. Yani e, bu çarpı tamamı neye eşit olacak? 1 çarpı tamamına. 5, 10, 11. Tamamı da 11 yaptı. 1 çarpı 11'e eşit olacaktır arkadaşlar. Bu çarpı tamamı. Yani cevap da böylelikle 11'e eşit olur. İşte kuvvet tekniğini bilen arkadaşlar bunu da o şekilde yapar. Ben konu anlatımında nasıl sormuştum? Sanırım şöyle sormuştum. Konu anlatımında da atıyorum burası 6, burası 6, burası 5 diye sormuştum. Bu sefer de e, şu çarpı bunu sormuştum. Bunda da arkadaşlar şu merkezde 6 yarı çaplı çember çizecek olursam. 6 yarı çaplı çember çizdim. Yine kuvvet anımsattı. Burada şu çarpı bu. Çembere ilk de, iç kuvvetli de arkadaşlar söyledi. Bu çarpı bu. Şu çarpı şuna eşit olacak. Yarı çarpı biliyor muyuz burada 6. Yani burası 1 ya. Burası da kaç yaptı mesela? 6 olduğundan dolayı yarı 6. E o zaman şunda şu x çarpı y de ne eşit olur o zaman? x çarpı y de 1 çarpı 11 eşit olur. 1 çarpı 11 eşit olur. Yani soru şöyle olmuş olsaydı da 6 6 5 olmuş olsaydı da şu, bu sefer şu x'in çarpımı verilecekti. Bu x'in çarpımı da yine 11 yapacaktı arkadaşlar. Böyle ilginç bilgileri de size konu anlatımının içerisinde veriyorum. Yani soru bankasının içerisinde veriyorum arkadaşlar. Şimdi kara soruda da çok ilginç bir şey göreceksin. Ve geldik 11. soruya. Kara soruyu so bitirdik daha sonra bir de animasyonlu bir şekilde bir çözüm de göstereceğim sana. Dikkatli ol. Tamam o yüzden klasik yoldan çözümü de dinle sonrasında dinle. Kara soru. Çok zor soru olmak zorunda değil. Tabi takdir sizin. Sana göre zor mu kolay mı bilmiyorum. Şöyle açılar verilmiş. 25 90 burası kaç yaptı? 65 yaptı. Hocam 20 45 daha 65 buraya kaç kaldı? Burası da kaç yapar? 65 işte 115 mi yapar? Evet burası da 115 yaptı. Hmm. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Valla burada açılar çok Kötüymüş gibi gözüküyor. Ama benim dikkatimi çeken bir şey var. Hocam burası 65 buldum. Burayı da 115 buldum. İşte bu, bu mantıktan çıkacak soru bak. Her iki çözüm de animasyonlu çözümü de biraz sonra bu mantıktan göstereceğim zaten. Bak burası 65 burası 115. Hocam 115'in 180'e tamamlayanı burası. He. O zaman burada 115'in 180'e tamamlayanı düşüneyim. Yani şurası da 65 derece yapar mı arkadaşım? Yapar. Ee, bak şunun tamamı 65 derece ya şuradaki açı 65 derece ya. Buraya da kaç kalır o zaman? 40 derece kalır. Tamam. E, tamam burası 65 bulduk. Burası da 65 ya. O zaman biz burada ne yapalım? Şöyle bir x kenar oluşturalım mı arkadaşlar? 65 65 olduğu için. Evet şöyle bir x kenar oluşturalım o zaman. 65 65 olduğu için burası. Hatta komple 65'i şöyle şuraya yazayım. E hocam 65 65 ikiz kenar üçgen oldu burada. Çok güzel. Şunlar ikiz kenar oldu hatta. E sonra ne yapacağım? İkiz kenar üçgende bak bizden x deniyor. Bir de ikizkenar üçgende eşit kenara ait bir yükseklik çizilmiş. Eşit kenara ait bir yükseklik varsa şekilde de düzensizlik varsa ne yapıyorduk? Diğer eşit kenara da biz bir yükseklik çizmiyor muyduk? Evet. Ya bu mantıktan gidersin ya da hocam x isteniyor benden. x e ait bir dik üçgen oluşturayım. 45 de var ya burada. Şuradan dik çizeyim diyerek de sonuca ulaşabilirdin tabii ki. Neyse ondan sonra yine aynı mantık. İkiz kenar ya buradan çizdiğin yükseklikler birbirine eşit. Bak ikizkenar üçgende eşit kenarlara ait yükseklikler birbirine eşit. Yani burası 6 oldu. E sonrasında bak şuradaki üçgende diki çizince 45 90 45 üçgeni çıktı. Yani burası 6 iken şurası da 6'dır. 6 6 burası da 6 kök ki çıkar mı? Çıkar. Yani cevap akçay çıkar. Şimdi ne yapalım burada? Beni bir iyi bir şekilde yine dinle. Devamı geliyor. Devamı nasıl geliyor? animasyonla hadi bakalım gelsin animasyon gelsin biraz önce klasik yoldan çözerken ne yaptık buradaki 65'in mantığını ve 115'in mantığını düşündük hocam 65 ve 115 ne oluyor burada bunlar 180'e tamamlıyor ha 115'in 180'e de tamamlayanı düşünerekten çözdük 65, 65 65 65 x kenar oluşturduk böyle öyle çözdük ama peki ben buradaki 115'in 180'e tamamlayanı değil de 65'in 180'e tamamlayanı da bu özel açıyı veriyor ya Acaba onu düşünerekten de bir şey yapabilir miyim? Yani burası 115 ile ilgili bir şey yapabilir miyim? E hocam 180'e tamamlıyor ya. Yani 115 alıp ben buraya koysam böyle. Nasıl koyabilirim? Şunu kesip şöyle yapıştırsam. Ters çevirip yapıştırsam. Oraya koysam nasıl olur sence? Çok güzel olur değil mi? Yani şunu alıp buraya kesip yapıştırdığım zaman. Yani şu kısa kenar burada. Bu da buraya geleceği zaman. Anlamadın değil mi? Hadi ben sana şeyle göstereyim. Animasyonla göstereyim. Yani şu şekilde. Dikkat et şimdi. Dikkat dikkat. Şurayı kesiyorum. Ters çevirdim ve hop o tutturduk oraya. Ne oldu burada? 45 bak açıları da yazınca 20'ye 45'ti burası. Kısa kenarda burasıydı. Şu uzunluk zaten 6'ydı. Aa hocam ne çıktı burada? Bak dikkat et. Şurası 45. Burası da 45 oldu. Ana 45 45 93 gen çıktı. Yani bu 6 ise burası da 6'dır. 6 6 6 kök gibi çıktı o zaman. Evet. Bu da farklı bir bakış açısı arkadaşlar. Hani bazen biraz önceki klasik yolu hatırlatayım yine. 115'in 180'e tamamlayanı çok güzel düşünebiliyoruz. Dışarıda üçgen oluştu. Öbüründe de burada da 65'in 180'e tamamlayanı 115 derece vardı ya burada. 115'i böyle düşünüp de böyle hamleler yan yana getirebilir miyiz acaba? Kesip yapıştırınca yan yana geldi. Bu tür teknikleri de bil bazen yolayı kısalaştırabilir. Hani belki ÖSYM soru sorduğunda kes yapıştırla ilgili sorular var mı? Var. Bununla ilgili ayrıyetten farklı bir video çekeceğim zaten ben. Yakında belki de sen bunu izlerken çekmişimdir. Ona da incelemeni tavsiye ederim. ÖSYM böyle kes yapıştır soruları sorar mı? Zannetmiyorum ama şöyle ÖSYM de şunu çok seviyor. Öyle bir soru soruyor ki uzun yoldan yapılıyor ama bir böyle tak bir şey yapınca aynen buradaki gibi kesip ters çevirip yapıştırınca direkt kısaca çıkmıyor mu? Direkt 6 6 6 kökge çıkmıyor mu? Çıkıyor. Klasik yolu zaten zordu. Ek çizimle yapılıyordu. A burada da ne yaptık? Kesip yapıştırınca 65 ile 105'i yan yana getirme mantığını düşünerekten yalnız yan yana getirince direkt 6 6 6 kökge çıktı. Yani ÖSYM yine sorarsa bu ayarda belki de bunun daha basitini sorar. Yani uzun yolu zor olan hatta yapılamayacak olan kısa yolu da böyle çok hoş bir çözüm olan bir soruyla belki karşına gelebilir. Evet animasyonla da olayı gördün herhalde değil mi? Kafanda canlandı değil mi? Evet bu sene görüyorsunuz gayet ciddi işler yapıyoruz. İnşallah bu işleri de daha da böyle yoğunlaştıracağız. Farklı sorularla animasyonlar yaparaktan da karşınıza zaten Instagram'da da çıkıyorum biliyorsunuz. Aynı zamanda YouTube shortları da koyuyoruz zaten. Neyse. Böylelikle ikizkenar üçgeni bitirdik. O zaman bir sonraki dersimizde ne var? Eşkenar üçgen var. Eşkenar üçgende görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.